Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün geçen haftalarda çektiğim kombin videosunun ikinci bölümünü çekiyorum. Bu kombin videolarında kendinize örnek alabiliyorsunuz, fikir alabiliyorsunuz. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Çünkü kendime fikir ediniyorum. Nasıl kombinler yapabileceğimi, parçalarımı nasıl birleştirebileceğimi daha iyi anlıyorum. O yüzden dediğim gibi bugün bir kombin önerileri videosu çekeceğim. Tam tamına hafta için 5 tane kombin var. Bir hafta içi dışarı çıktığım günlerde bunları giyeceğim okuldan sonra ve size hatta nereye giderken giydiklerimi de söyleyeceğim. Şimdi kombinlerimi zaten şurada görüyorsunuz. Hepsini teker teker giyeceğim. Nereden aldığımı söyleyeceğim. O zaman haydi videoya geçelim. İlk kombinimiz bu şekilde. Üst ve alt H&M'den. Bugün okuldan sonra, yani bugünü pazartesi olarak sayıyorum. Pazartesi günü genelde okuldan sonra arkadaşlarımla, sınıf arkadaşlarımla dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Bu da böyle küçük bir AVM'ye giderken yemek yediğim, eğlendiğim kombinim. Üst bu şekilde bir kazak tercih ettim. Dediğim gibi H&M'den, ikisi de yeni sezon. Altına da böyle krem rengi tercih ettim. Ama siz beyaz ya da işte yeşil tonlarında bir kot pantolonu da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Böyle ne ince ne çok kalın bir kombin. Kazak o kadar kalın değil. Altımda kadife olduğu için sıcak tutacağını düşünüyorum. Pazartesi günü bu şekildeydi. Kolye olarak ince bir kolye tercih ettim. Bunu zaten hayatım önce, yani hayatım önce demeyeyim de sürekli takıyorum. Hani çıkarmıyorum hiçbir şekilde. Saçlarımı da açık bırakacağım. Zaten bu şekilde kısa olduğu için toplamıyorum. Pazartesi günü bu şekildeydi. Şimdi salı gününe geçiyoruz. Evet, ikinci kombine geldik. Bunu salı günü, bu sefer sınıf arkadaşlarım değil, Beren'de yakın bir arkadaşımla buluşurken giyeceğim. Kız kıza sinemaya gideceğiz ya da yemek yiyeceğiz, orasını tam planlamadık. Bu şekilde bir kombin. Altım deminki kot zaten, bu krem olan H&M. Üstümdeki koton, bu geçen sezonun ama. Üstümdeki de yine H&M'de hala var. Yine aynı ince kolye var, bunu zaten çıkarmıyorum. Salı günü de bu şekildeydi. Şimdi gidiyorum ve çarşamba geliyor. Evet, geldik çarşamba gününe. Çarşamba günü arkadaşlarımla sahaya gideceğiz, voleybol oynayacağız. O yüzden biraz daha rahat bir şeyler giymek istedim, bol. Üstümdeki ve altımdaki yine H&M çünkü İzmit'te başka mağaza yok. Bu altımdaki yeni sezon, üstümdeki de yeni sezon. Üstümdeki large beden çünkü bu biraz modeli küçük bir sweatshirt'tü. Buralarıma geliyordu normal small bedeni. Ben bol sevdiğim için, büyük sevdiğim için large aldım. Bu şekilde duruyor. Altıma da Nike Dunk Low, her zaman giydiğim ayakkabı. Şöyle zaten ayağımdan çıkaramıyorum. Saçımı yine açık bırakacağım çünkü saçım kısa. Saçım yok, toplanmıyor. Bu şekilde. Şu ana kadarki üçünden sanırım en favorim o yeşil olan şu kazaklı. Ama bunun şöyle bir eksi var. Mesela bu hani böyle daha değişik, sıra dışı bir kombin olduğu için her yere giderken giymem bunu. Böyle gezmeye giderken falan giyerim. Ama mesela bunu her gün giyerim. Evdeyken bile giyerim. Daha rahat, bol, her yerde giyilebilecek bir kombin. O yüzden sanırım bu kombin daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü dediğim gibi her şekilde her yerde uyar. Bunu zaten arkadaşlarımla buluşurken giyeceğim. Bu dediğim gibi küçük bir sweatshirt olduğu için large beden aldım. Bunu da siz almak isterseniz diye söylüyorum. Altındaki bu da biraz dar bir model. Ya dar değil aslında, kalıbı küçük bir model. Bu 32 beden. Ben 32 aldım çünkü çok bol durmasını istemiyorum. Ama siz 34 beden alıp çok azıcık o kadife gibi olmasını istiyorsanız 34 falan alın. Zaten o kadife de 34 beden. Onu biraz büyük aldım, daha büyük dursun diye. Ama onun paçalarını kestim. Çünkü boyu çok uzun duruyordu ama beli falan tam da. Şimdi de perşembe gününe geçiyoruz. Evet, perşembe günü kombiniyle geldim. Bununla annemle alışveriş yapmaya gideceğiz. Yine AVM'ye. Bu biraz daha klasik bir kombin olduğu için arkadaşlarımla buluşurken yine tercih etmem. Ama alışverişe giderken, gezmeye giderken, bir yere ailemle yemek yemeye giderken, birinin bir şey olduğunda bence tam giyilmeli kombin. Özellikle doğum günü ise. Altındaki tight Victoria's Secret Pink, üstündeki de Bershka. İkisi de geçen sezonun ürünü ama Pink'te hep aynı şeyler olduğu için şu anda da aynısı vardır kesinlikle. Bu altım yine siyah beyaz düz Dunk Low ve perşembe günkü kombinim. Bu arada bu sweatshirt'ün arkası biraz dekolteli ama zaten mont giyeceğim. Belki montumu çıkarırsam görünür.
Üstümdeki ilk small çünkü Bershka'yı biliyorsunuz genelde kalıpları büyük oluyor. O yüzden yani büyük almama gerek kalmıyor. Zaten kollarını görüyorsunuz. Altındaki pink de ilk small çünkü pink'in de aşırı derecede büyük kalıpları var. Ve hani çok güzel esnediği için mesela geçen sene de giydim. Bu sene de oluyor. Büyük ihtimalle 2-3 sene daha olur çünkü çok esnek kalıpları ve hani uzuyor. O yüzden yani çok güzel kalıplarının büyük olması. Bu şekilde kombinim yakından ve uzaktan geldiğimde böyle görünüyor. Bir de genelde yorumlara şöyle şeyler geliyor. Genelde arkadaş çevremden de çok geliyor. İşte tarzın değişti artık işte eskisi gibi giyinmiyorsun falan. Aslında tarzım o kadar değişmedi. Sadece şöyle bir şey oldu. Boyum uzadı. Boyum uzadığı için artık istediğim çoğu ürünü alabiliyorum. %99'unu alabiliyorum. Ama mesela geçen sene benim boyum 1.50 idi. Kilom da 33-34'tü. Çok hani 9 kilo falan aldım geçen seneden. Yani bir senede bu karantina döneminde falan. O yüzden artık istediğim ürünler üstüme oluyordu. Ama eskiden istediğim ürünler üstüme olmadığı çok bol geliyordu aldığımda. Diktiriyordum, işte uğraşıyordum. Genelde her şeyin kalıbı bol olduğu için işte daha böyle küçük şeyler almak zorunda kalıyordum. Hem bu sene öyle bir artım olmaya başladı. Hem de şöyle bir şey oldu. Hani artık böyle işte çok renkli, aslında hala renkli giyiniyorum gördüğünüz gibi bu tarz. Ama böyle daha sade siyah, krem, bej, kahverengi kombinler benim artık daha çok hoşuma gidiyor. Hem zaten yıldan yıla bu şeyler de değişiyor. Her markanın çıkardığı çizgiler de değişiyor. O çizgilerle birlikte benim de tarzım biraz değiştiğini söyleyebiliriz. Ama ben şu an gayet memnunum. Ama mesela geçen sene giydiğim şeyler şu an hala üzerime oluyor olsaydı, olanlar var bunun gibi. Oluyor olsaydı giymeye devam ederdim geçen sene giydiğim bazı şeyleri. Ama zaten çok küçük geldiği için artık o tarz şeyler de giymiyorum. Yani bu şekilde Perşembe günkü kombinim. Şimdi en sevdiğim güne geçiyoruz. Cuma. Çünkü cuma günleri arkadaşlarımla dışarı çıktığımda çok geç saat, yani çok geç demeyeyim ama en az böyle 7.30'a kadar kalabiliyorum. Hafta içeri ertesi gün okul olduğu için, ödevim olduğu için genelde 6'da eve geliyorum ya da 5.30'da. Okuldan zaten 4'te çıkıyorum. Hemen okuldan sonra dışarı çıkıyorum, 6'da eve geliyorum. Ama hafta sonları ertesi gün erken kalkmayacağım için cumaları böyle istediğim kadar dışarı çıkıyorum. Çok büyük bir rahatlık oluyor üzerimde. Hatta genelde sınıf arkadaşlarımla önce AVM'ye gidiyoruz, yemek yiyoruz. Sonra sınıf arkadaşlarım dağılıyor. Sonra bizim evin önündeki bir saha var. İşte basketbol, voleybol falan oynanıyor. Oraya gidiyorum. Akşamüstü de arkadaşlarımla voleybol oynuyorum. Sonra eve dönüyorum ve günü bitiriyorum. O yüzden cuma günleri hem rahat olabilir, hem klasik olabilir. Hani her şekilde her şeyi giyebilirim. O zaman cumaya geçiyoruz. Zaten ne giyeceğimi göreceksiniz şimdi. Evet, cuma günkü kombime geldim. Bu benim en sevdiğim kombinlerden biri oldu. Bu üstümdeki Addax. Addax'ı zaten bilenleriniz bilir. Hani internette falan olan bir marka. İzmit'ten çıktı sanırım o. İzmit'ten çıkmamış da olabilir ama bayağıdır 5-6 yıldır vardı İzmit'te bu internet sitelerinden önce. Ben hep Addax'tan giyiniyordum. Sonra birden patladı. İşte Trendyol'a geldi, açıldı, şubeleri büyüdü falan. Bu üst de bence çok hoş. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu tarz gömlek gibi olan croplar zaten geçen sene bir ara çok modaydı. Şu an hala giyiliyor. Altındaki yine H&M kot, üstüm dediğim gibi Addax. Üstümdeki medium çünkü bu çok küçük bir bedenle aldığımda o yüzden ben medium aldım. Yine saçlarım her zamanki gibi açık dediğim gibi kısa olduğu için. Altındaki zaten X-Mall, H&M yeni sezon. Bu geçen sezon ama hala oluyor sanırım bunlar. Bu şekilde cuma günü önce arkadaşlarımla yemek yiyeceğim. Sonra da gidip hani rahat rahat voleybol falan oynayabileceğim bir kombinim bence. Bol olduğu için kot pantolon. Bu arada ben hani bu sene neredeyse bir kere bile hatta evet okul dışında hiç dark kot giymiyorum. Bir tek okulda zorunlu olarak dark kot giyiyorum. O da zorunlu yani. Çünkü artık hani böyle mom jean ve böyle bol kotlar çok daha fazla hoşuma gidiyor. Size de tavsiye ederim. Hem rahat hem daha böyle ne denir fiziğiniz de çok güzel görünüyor. Hem de çok moda yani şu an. Her şekilde her modeli var. O yüzden ben genelde bu şekilde bol mom jean yüksek bel kot pantolonlara bayılıyorum. Kombinim de bu şekilde bunun görünümüne bayıldım. Üstüme siyah şişik mont giyeceğim. Ve kombinim bu şekilde tamamlanmış olacak. Bu
arada makyajla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bence kombini tamamlayan en önemli unsurlardan biri saç ve makyaj. Saç olarak ben bu sene neredeyse her gün düz kullanıyorum. Bunu nasıl yaptığımı soranlar oluyor. İşte saçın nasıl kabarmıyor, nasıl düzleştiriyorsun filan fistan. Benim saçım normalde o kadar kabaran bir saç değildi. Ta ki saçımı çok kısa kesene kadar. Burada kendim kestim. Modelin aşağı 360 gösterdiğimde katlar var arada bayağı. Başta çok kötü kat kestim. O yüzden o kat düzelmesi için, şuradaki katların düzelmesi için saçımı uzadıkça biraz biraz kesiyorum. Çünkü arada hem çok fark olmasın hem de düzgün dursun diye. Ama bundan sonra kesmeyeceğim. Saçlarımı buraya kadar falan uzatmak istiyorum. Artık ne kadar uzarsa bir süre kestirmeyeceğim. Saçımı düz kullanıyorum çünkü hem çok daha her modelle uyuyor hem de kabarmıyor. Kabarmaması için keratin bazlı bir herhangi bir şampuan kullandığınızda çok güzel oluyor saçınız. Hem yumuşak hem düz oluyor. Onun dışında düzleştiriyorum ama bazen düzleştirmiyorum. O zaman biraz daha kıvırcık oluyor. Makyaj olarak bu sene hani resmen her gün makyaj yapmaya başladım diyebilirim. 8. sınıfta artık böyle özel günlerde falan makyaj yapmaya başladım. İşte düğünlerde, orada burada işte falan filan. O zaman da aldık maskara ve işte ruj halinde ilerliyordum. Okul dışında hafta sonları özellikle yani normal makyaj yapıyorum. Ama hiç far işlerine girmiyorum çünkü far daha ağır oluyor. Onları düğün dışında falan yapmam. Bazen çok nadir eyeliner yapıyorum hafta sonları. Ama genelde maskara, pudra, kapatıcı, allık, işte sabitleyici vesaire bir de ruj hafta sonu oluyor. Ama ruj böyle pembemsi çok ağır bir şey değil. Bu şekilde makyajla kombinimi tamamlıyorum. Dediğim saçım zaten hani düz oluyor. Önlerindeki bu curtain bangs'ler böyle bu şekilde duruyor. Makyajı da bu şekilde yapıyorum. Hatta kanalıma bu ay yetiştirebilirsem bir tane günlük makyaj videosu çekmek istiyorum. Çünkü artık hani 15 yaşıma girmemle beraber zaten hani tam böyle makyaj konusunun bence içine girmiş bulunmaktayım. Çünkü tam böyle makyaja başlanıldığı yıl. Ve ben de takipçilerimle böyle nasıl bir makyaj yaptığımı, nasıl makyaj yapabileceğimizi konuştuğum bir video çekeceğim. Hani günlük nasıl yapıyorsam onları yapacağım. Hafif bir makyaj videosu. Onu da bu ay yetiştirebilirsem çekeceğim. Evet, bu kadardı. Bu makyaj ve saçı da hallettiğimize göre bütün kombinlerimi çekmiş oldum. Hafta içi okuldan sonra dışarı çıktığımda neler giydiğimi size göstermiş oldum. Bu bir hafta boyuncaydı. Öbürkü haftalarda ne giydiğimi görmek istiyorsanız aşağıda biliyorsunuz yorumlarım artık bayağıdır açık. Yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl videolar çekmemi istediğinizi ya da bu videoyu beğenip beğenmediğinizi beğen tuşuna basarak gösterebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında Instagram, TikTok, Snapchat kanallarım bulunuyor. Onları da takip edebilirsiniz. Bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.